Abi başlasın. Arkadaşlar yokluyor bakın. Kalaman boşta. Bir aldım. Oo çok iyisin. Gel buraya. Arkadaşlar önce dut toplayacağız. Dudu merak mı ettiniz? İnşallah nasıl balıklar saldırıyor bir görün burada. Eminim çoğunuz yanı duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar dutlar şu şekilde olacak. Tam olmuş olmaz. Tam olduğu zaman cıvıyıp gidiyor ve oltaya takılmıyor. Bakın bu şekilde hafif beyazlamış ve tadı gelmiş olacak. Ve bunları da poşete koymuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bir kaba koyacaksınız. Kap da şöyle duracak ki ezilmesin. Şöyle. Arkadaşlar bu şekilde olacak işte. Bakın şöyle hafif yeşil. Avda görüşürüz. Arkadaşlar dudumuzu bağladık. Şu şekilde. Bu 10 gramlık. Bunu şöyle ileriye doğru atalım. 10 gram olduğu için, akın tasfiyen olduğu için aşağı doğru biraz kayacak. Sağ tarafa da 30 gramlık atacağım inşallah. İkisi de gezer kurşunlu. Şurada beklesin bakalım. Arkadaşlar suda bir şey yüzerek geliyor. Ne bu? Kulağında küpe olduğuna göre yazık ya. Bakın buzağa düşmüş suya. Boğulmuş. Vay be. Sahibi çok aramıştır. Şuna bak. Daha küçükmüş baksanıza. Arkadaşlar bayağı şişmiş. Bu şimdi diğer balıklara yem. Arkadaşlar düzenim bu şekilde. Şemsiyem var. Biraz sonra açarız inşallah. Güneş yeni yeni yükselmeye başlıyor. Bu taraftaki oltamda 10 gramlık gezer kurşun. Diğer oltamda 30 gramlık gezer kurşun var. Abi başlasın. Arkadaşlar yokluyor bakın. Kalaman boşta. Bir aldım. Oo çok iyisin. Gel buraya. Bakalım ne geliyor. Geliyor geliyor. Tabii. İyi basıyorum da. Evet arkadaşlar. Kamışın ucunu izleyin. Tabii canım. Gel buraya. Arkadaşlar şu anda yoruyorum. Acele etmiyorum. Biraz sonra balık kendini bırakacak inşallah. Cızır cızır aldı. Ben kepçemizi alayım. Gel bakayım. O kalkmıyor ha.
Hala yoruyorum. Bir türlü yorulmadı. Hadi güzelim gel. Kepçe seni bekliyor. Gel buraya. Yukarı çıkmıyor arkadaşlar. Uğraşıyorum da. Bak ya ağaçtan diyor. Gel. Evet kalamaya yatıyor arkadaşlar. Balıkçının en çok zevk aldığı şey. Kalama sesi. Ya gelsene. O büyükmüş arkadaşlar bakın. Oo. Oo. Adem çok iyi ha bu. Pullar iri iri ben alırım. İnşallah. Of arkadaşlar. Siftamız geldi siftamız. Gel buraya. Hop basket. Çok iyisin. Aldık be. Bu arkadaşlar bayağı ağır. Hemen bunun boyuna posuna bakalım. Gel bakalım. Oo, acayip yutmuş ha. Şuna bak. Hemen arkadaşlar size aparatımı göstereyim. Fırsattan istifade. Çok güzel bir aparattır. İnşallah yapılışını bir ara kanala yükleriz. Bakın şu şekilde bir aparat. Ucu şöyle burgulu. Nasıl yapıyoruz göstereyim. Şu ucundan hariç şöyle geçiriyorum bakın misinaya. Kıvırıyorum. Ve o şu yuvarlağın içine misina girdi. Şimdi ağzına giriyorum. Şöyle. Şimdi orada. Evet bakın şu anda hissediyorum. Evet. Çıktı. Yoksa buna ulaşmak mesele. İşte bu. Arkadaşlar müthiş ha. Tam yemelik. Arkadaşlar şimdi ölçelim. Tam şöyle kuyruğunu oraya koyuyoruz. Ve şöyle getiriyoruz. 57 santim. Boyu var. Arkadaşlar bunda kilo demek en demek bakın. Dur yavrum bir heyecanlanma. Şuraya koyuyoruz. Vay. Eni de 17 santim. Şöyle evet. 17 santim arkadaşlar. Oo, şu büyüklüğe ya. Afiyet olsun. Arkadaşlar balığımızı poşete koyduk. Bakın poşeti yerde bırakmıyorum. Çünkü bu balık çırpındıkça poşeti parçalıyor. Bu şekilde havada bırakıyorum. Balık filesi kullanmıyorum arkadaşlar. Suyun içinde beklediği sürece ölmüyor. İnşallah bunu eve gittiğim zaman direkt temizlerim. Filato yaparım ve yeriz. Afiyet olsun. Arkadaşlar dutlarımız bu şekilde. Önce şu sapını alıyoruz. İğneyi şu şekilde çapraz geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Hafiften gömüyoruz ve bırakıyoruz. Dikiş ipliğimizi alıyoruz ve şöyle doluyoruz önce bir. Daha sonra çeviriyorum. Şöyle doluyorum. Yoksa dut durmaz arkadaşlar. Dutu bu şekilde güzelce bağladıktan sonra en son hareketime bakın. Düğme atmanıza gerek yok. Tam iğnenin bedenini şuraya doluyorum iyice. Merak etmeyin o çıkmıyor suda. Ve çekiyorum. Yemimiz hazır. Arkadaşlar yemimizi takıyoruz şöyle. Burada döndüğümüze. Güzel kurşun.
Balık hiç hissedemedi bile. Bakın boşta. Şimdi de atalım bakalım. Tabii zili alalım. Zille birlikte atarsak zilimizle gider. Hemen bunu şöyle fazla uzağa değil. Bakın şurada suyun aktığı ve durduğu yer var. Su durduğu yerle aktığı yerin tam oraya isabet ettirmeye çalışacağız. Ve al da gel bakalım. Tam orası işte. Gidiyor. Tamamdır. Sonra makinemizi yerleştiriyoruz şöyle. Birinci dayama çubuğu. İkinci dayama çubuğu. Ve zilimizi ucuna takalım. Kalamayı açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ben güzel kurşunu da kalamayı neredeyse sert olmadan kullanıyorum. Şöyle açalım. Önce bir boşluğu alayım da. Tamam. Açıyoruz. Bakın kalamam tamamen boş. Balık rahatlıkla götürüyor ve hissetmiyor. Bekliyoruz. Güzel bir balıktı. Arkadaşlar oltalar sürüyü beklerken biz de eve gidelim. Size hızlı bir şekilde balığı nasıl temizleyip parçaladığımı göstereyim. Şimdi eve gidiyoruz. Ava tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Biz balığı bu şekilde temizliyoruz. Özellikle o kullandığımız yemek kaşığı işimizi çok kolaylaştırıyor. Balığın kuyruk kısmından girip pullarının altından kafa kısmına doğru devam ediyoruz. Kolay bir şekilde pulları ayrılıyor. Bıçak kullanmıyoruz çünkü bıçak kullanırken bazen etine değiyor ve temizlemeyi zorlaştırıyor. Kullandığımız diğer alet orada gördüğünüz kırmızı olan tel kesme makası. O makasla da bu şekilde büyük balıkların büyük kılcıklarını kesiyoruz. İşimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Ava devam. Hava ısındı. Şemsiyemizi açtık. Arkadaşlar bu tür sabah havalarında şemsiyesiz gelmeyin. Yoksa dayanamazsınız. Hadi yavrum yut da git onu. Tut da balık böyle avlanıyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kalamam tamamen boşta. Şöyle.
Celdiren. Kalmanın kafasını sıkıyorum ve tasmalıyorum. Hadi güzelim, bırakma onu. Küçük değdi herhalde ama. Belli de olmaz. Evet, değiyor arkadaşlar. Sineğe bakın. Evet. Çok güzel vuruyordun ya, bırakma. Eyvah. Ötekine değdi arkadaşlar. Çok güzel çekti ötekini. Vay be. Resmen cırtlattı. Ya böyle ikisini aynı anda deyince hiç hoşlaşmıyorum da. Kalamanın sesini duydunuz. Eğer bırakmazsa alırız inşallah arkadaşlar. Elimde olsaydı belki alırdım ha. Evet, oynattı. Bırakmamışlar. Hadi bakalım. Dutları kontrol edelim arkadaşlar. Dut biraz narindir. O yüzden yemiş olabilir. Her ne kadar biz iple bağlasak da birkaç vuruşa parçalanıyor yani. Ve ipin bakalım ne hale getirmiş. Bu hale getiriyor işte. Şöyle. Hemen yenileyip tekrar atalım. Arkadaşlar, bugünkü menümüzde ekmek arası domates peynir var. Biraz atıştıralım, gözümüzün önüne açılsın. Şöyle köşede koyuyorum, tertemiz. Afiyet olsun. Kaldırıp indiriyor ha. Peşinde. Hazır olun, geliyor arkadaşlar, bakın. İyice sertleşti, sinirlendi. Ve üstüne bakın, sürekli inip kalkıyor. Hadi yavrum, hadi. Hadi yutacak onu inşallah. Hadi yut. Arkadaşlar, kalamayı çekmesini bekliyorum. O biraz daha garanti oluyor. Bakın nasıl oynuyor. Evet, evet, evet. Yut onu. İyice kenara yanaştırdı ya. Misina'yı görebiliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar, burada sadece sazan saldırmıyor. Kefaller, bıyıklılar da var. Onlar da saldırıyor. Belki onlardan biriydi. Çok vurdu ya, mahvetti. Biraz daha bekleyelim de olmazsa çekelim, tekrar atalım. Arkadaşlar, suyun rengine dikkat edin. Bakın, karşı taraflar çamur akmaya başladı. Çünkü dün akşam yağmur yağmıştı. Buraya daha yeni geldi. Su bulanıyor. Bize de yol görünüyor demektir. Biraz daha bekleyelim bakalım. Güzel hava oluyordu be. Fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın, yakınlar biraz daha durulanık. İleriler çamur akmaya başladı. Bulandı. Ve gittikçe artıyor bulanıklık. Su bulanıkken hem balık tedirgin oluyor hem de yemi göremiyor. Avın sonuna geldik gibi.